Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kalple ilgili şeker hastalığının risk faktörleri nelerdir? Komplikasyonlardan bahsediyordunuz. Şimdi bu en önemlisi hipoglisemi, demin de söylediğim gibi kalpte. İkincisi artık diyabeti eşit koroner arter hastalığı eş değer kabul ediyoruz. Koroner arter hastalığının riskleri içinde işte genetik, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, sigara, bu aşırı yemek yemelerin içinde diyabetin kendisinin de yaptığı komplikasyonlar diyor. Yani diyabet ne yapıyor? Hipertansiyon yapıyor. Evet. Ne yapıyor? Diyastolik dediğimiz kalp yetmezliği yapıyor. Bunların hepsi koroner arter hastalığı ve kalp hastalığı için çok önemli. Onun için şeker hastalığı. Bir de hipoglisemi nöbetleri çok önemli. Tetikleniyor. Sessiz enfarktüs dediğimiz olayları tetikliyor. Evet. Ve klinik belirti vermediği için de geç kalmış oluyoruz bazen hastalık açısından. Burada yine hasta vücudunu kendini tanıması daha ön plana çıkıyor değil mi hocam? Sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla. Ufacık bir uyarıda bile aslında ihmal etmemek gerekiyor. Özellikle i̇şte burada dikkat edilmesi gereken nöropati yapıyor diyabet. Evet. Hasta yani kalp krizi geçirdiği halde kalp krizi geçirdiğini anlamayabilir. Onun için ne yapacak? Hekimiyle beraber rutin kontrolleri de yaptırması lazım. Evet. Yani özellikle 40 yaşın üstündeyse muhakkak ki bir kardiyoloğa gidip kalbinin kontrolünü yaptırması lazım. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.